Merhaba sevgili Feykocular, Pokemon Christmas'ın yeni bölümüyle sizlerle birlikteyim. Açıkçası oyun oynamayı özlemişim. Biliyorsunuz kanal o haldeydi. Olağanüstü bir durum vardı ve Pokemon Sun ve Moon çıkacağı için ben de 13 bölümlük özel kısa bir seri çektim ve neredeyse bizim 2 haftamızı, 3 haftamızı yedi. 2-3 haftadır herhangi bir oyun oynayamadım. Ve şimdi yine oyunlarla karşınızdayım. Pokemon Christmas neredeyse bitmek üzereydi. Bir önceki bölümde neler yaptık? Memleketimize son bir kez daha döndük. Master Ball almıştık Profesör Elm'den. Annemizle falan konuşmuştuk. Bir kere daha merhaba demiştik. Ondan sonra Waterfall'ı falan yaparak artık zafer yoluna gelmiştik. Ve bölümün sonunda sizlere bir soru sormuştum. Bu seriyi yılbaşında mı bitireyim yoksa rutin olarak devam mı edeyim diye. Yani yılbaşında olsaydı özel tek bölümlük bir seri çekecektim ve o bölümde yani bir saatlik falan bir şey olurdu. O bölümde de bitirecektim. Anket sonuçlarına bakarsak yorumlardaki oylarınızı saydım. Umarım hata yapmamışımdır. Zaten yapsam da yapmasam da arada çok bariz bir fark var. Yılbaşı seçeneğini seçenler 30 kişiyken rutin seçeneğini seçenler 70 kişi olmuş. Ama şöyle de bir şeyden bahsetmek gerekiyor ki zaten ben artık zafer yoluna gitmem. Elit 4 ile falan savaşmam benim 2-3 haftamı alır. O 2-3 hafta içinde de yılbaşına yaklaşmış oluruz. Yani her iki tarafında istediği oluyor. Hem rutin ilerliyorum hem yılbaşına yakın bir şekilde bitiriyorum. Bu oyundan sonra hangi oyunu oynayacağım buna özel bir şey söylemeyeceğim. Zaten bir de ayın 17'sinde falan yaklaşık 5 günlüğüne falan İstanbul'a gideceğim. İstanbul'a gitmem gerekiyor. O 5 gün video gelir mi gelmez mi bilmiyorum artık. Neyse. Veya İstanbul'da özel video da çekebilirim. Küçük mini bir seriye başlarım belki. Neyse kaldığımız yerden devam edelim. Zafer yolundayız. Bakalım zafer yolunda ne kadar ilerleyeceğiz, nelerle karşılaşacağız. Buradan Pokemon da yakalamadım. Belki güzel bir Pokemon çıkar yakalarım. Wonder Trade'i falan veririm belki bakalım. Evet arkadaşlar başlamaya hazırız. Bu arada gerçekten kusura bakmayın. Yine lanet olası inşaat sesi geliyor. Yani artık yapabileceğim bir şey yok. Adamlar sabah akşam lanet olası inşaatı bitirmek için uğraşıyorlar. Ya geçenlerde hafta sonu olmuş artık 8'e kadar. Akşam 8'e kadar adamlar halen daha devam etti. Sabah matkap sesiyle uyandım. Akşam matkap sesiyle devam ettim. En sonunda şikayet ettim. Öyle defolup gittiler yani yeter artık ya. Biz de insanız gürültü kirliliği oluyor yani. Neyse devam edelim kaldığımız yerden bakalım neler yapacağız. Evet zafer yolları bana normalde çok sıkıcı garip grup şeyler olarak gelir. Yani gereksiz bir derecede uzun. Oo karşımıza Graveler çıktı benim rakim mi? Yoksa Bülent'im vardı. Benim Bülent'im ölmüştü. Bir tane Graveler fena olmaz aslında. İlk olarak Thunder Wave atalım. Tabi toprak Pokemon olduğu için işe yaramayacaktır. Deprem yapıyor. 9 şiddetinde sakin ol. Sakin ol. Güzel vurdu. Ben buna tek atmak istemiyorum. Iron Tail yaparım. Yapalım. Çarpı 2 vuracak ama. Belki yakalarız. Abi yapma fiziksel hatam o kadar güçlü olmamalı ya. Olmamalı ya. Evet Graveler'ı yendik. Buradan Pokemon yakalayamayacağım. Neyse o ikilemden kurtulmuş oldum. Buradan nerelere gidebiliriz? Burada ne varmış? Bu bölüm zafer yoluyla geçecek büyük ihtimalle size söyleyeyim. Söylemedi demeyin. Uzun sürüyor zafer yolları. Daha birinci kattayız. Karşımıza Ursaring çıktı. Kendisi normal türlü bir Pokemon. Ya yani bunlarla savaşarak pek uğraşmak istemiyorum aslında. Kaç. O iki tane poke topu. Full heal bulduk. Güzel. Status ailment'ları iyileştirebileceğiz. Bakalım burada ne varmış. Buradan da max revive bulduk. Anti Nuzlocke item'ı yani Nuzlocke'da hiçbir Pokemon'umu diriltemem. Ya Pokemon Christmas bittikten sonra neye başlayacağım konusunda herhangi bir bilgi vermeyeceğim. Anket yapacak mıyım yapmayacak mıyım belli olmaz. O konuda da bilgi vermiyorum. Yani ben Pokemon Christmas'a anket yapmadan başlamıştım. Devamı da anket yapmadan gelir sanırım. Çünkü kendi istediğim hack oyunlarını oynamak istiyorum. Kanalda 3 seri bana ait, 4 seri de size ait. Bana ait olan seriler Punisher'ın yerini dolduracak olan seri. Yani Perşembe günleri olan seri, Pazartesi günleri olan seriler o mini oyunlar. Ve hack oyunlarını ben seçiyorum. Geri kalan bütün oyunları siz seçiyorsunuz. İlerleyelim bakalım. Evet bir üst kata çıkacaktık ki karşımıza bir şey belirdi. Bakalım bu neymiş. Tekrardan Graveler. Deminkini yakalayamamam gerçekten kötü oldu ya. Yakalasaydım kasardım belki. Surf yapalım tek atalım. Evet matkap sesi halen daha geliyor. Delireceğim delireceğim. Evet Graveler'a surf yaptık. Çarpı 4'ü 7 ve kendisine gelecek. Bakalım Elite 4 bizi zorlayacak mı? 45 level Pokemon'ların pek güçlü değil ama yapacak bir şey yok yani.
Evet, belki 46 level oluruz burada. 55 level olsaydım da Dragonite olaydım ya. Evet, ilerlemeye devam ediyoruz. İkinci kattayız. Altta bir item var karşıma. Yine bir Pokemon çıktı. Bakalım kim. Repelim yok mu benim? Git hop. Sörf at ya. Hızlandırıyorum arkadaşlar çünkü önemli bir savaş değil. Yabani Pokemon'lara karşı. Bu arada repelim var mı yok mu ona bakacağım. Evet, 5 tane daha repelim varmış. Repellerimi kullanacağım ki karşıma yabani Pokemon çıkmasın, beni darlamasın. Direkt Elite 4'lüyle savaşalım ve daha sonra şampiyonla savaşıp bu oyunu bitirelim. X Special bulduk. Pek de işe yarar bir item değil. İlerlemeye devam ediyorum. Güçsüz Pokemon'lar karşıma çıkmayacak. Bu labirenti de geçelim. Ya Christmas baydı mı? Biraz, çok değil yani. Evet, güzel. Eski oyunları oynamak güzel. Ama yeni oyunlara da yer açmak lazım. Yani bir senedir oyun oynuyoruz ve kanal olarak oldukça yavaş bir kanalız. Ne oluyor lan? Aa, joystick mi geldi? Crash. Pokemon Ligi'ne mi gireceksin? Bu harika. Ben de tam oraya gidiyordum. Benimle savaşmak mı istiyorsun? Ben geçen seferkinden daha güçlüyüm. Hadi başlayalım. Umarım Pokemon kaybetmem. Umarım Pokemon kaybetmem. Geçmiş olsun. Bu arada ben efsane yakalama kısmını atladım galiba. Bilmiyorum. Evet, karşımda Raichu var. 35 level. Çok ezik. Evet, elektrik türü olduğu için, ben de ejder türü olduğum için bana fazla vuramayacak. Draco Meteor yapıyorum. Agility yaptığı hızını 2 kademe arttırıyor. Draco Meteor'u kafasına yapıştırıyorum arkadaşlar. Kafasına dedim, kafasına. Tek. Bence tek. Tek olmalı. Evet, Raichu'yu böylece tekledik. Hop, hayvan gibi XP alıyor. 46 level oluyor. Sıradaki Pokemon'u neymiş? Glaceon. Kendisi buz türü bir Pokemon. Kimi çıkartabilirim diye bakıyorum. Lakos'u çıkartabilirim. Evet. Git Lakos. Fight. Dynamic Punch yapıyorum. Umarım vururum. Vuramadım. Bakalım Glaceon ne yapacak? Icy Wind yaptı. Hızımı bir kademe yavaşlatıyor. Su türü olduğum için bana fazla vuramayacak. Çok az vurdu. Ve hızım bir kademe düştü arkadaşlar. Tekrardan Dynamic Punch deniyorum. Yine vuramadım. Tek bu sefer Ice Beam yaptı. Umarım donmam. Umarım donmam. Güzel, iyi vuruyor yine de ya. Yine Dynamic Punch deniyorum. Bu sefer vurdum. Üçüncü denememde Dynamic Punch'ı Glaceon'un suratına yapıştırdım. Ve Glaceon'un işini böylece bitiriyoruz. 1287 XP aldım. Sıradaki Pokemon'u neymiş? İki Pokemon'u daha var. Meganium, kendisi bitki türü bir Pokemon. Robin'i çıkartabilirim aslında. Meganium karşımızda. Git Robin. Hem bitki, ay, hem uçan hem de zehir türü olduğum için bana çeyrek vuracaktır onun bitki türü saldırıları. Direkt Wing Attack yapıyorum. Uçan türü bir saldırı. Güzel. Canının yarısından fazlasını aldım. Meganium bize Body Slam yapıyor. Fiziksel ve normal türü olan bir saldırı. Yine de iyi vurdu. Tekrardan Wing Attack yaparak Meganium'un işini bitiriyorum arkadaşlar. Güzel. Önemli savaşları hızlandırmayacağım. Aksiyonlu olsun. Yoksa önemli sahneleri kaçırabiliyoruz. Rakibin son Pokemon'un Ninetales. Kendisi bir ateş türü Pokemon. O zaman Lakos'u çıkarmanın zamanı. Lahana'yı hiç kullanmadık. Git Lakos. Solar Beam falan yoktur. O kullanana kadar ben zaten işini bitirmiş olurum. Waterfall yapıyorum. Waterfall'un animasyonu çok kısa olmuş ya, güzel olmuş. Evet, Waterfall'la Ninetales'ın işini bitirdim arkadaşlar. 46 level oluyor Lakos. Güzel. Ve koordinatör May'yi böylece yeniyoruz. Halen daha eğitime ihtiyacım var diyor. Parasını da çalıyoruz. O zaman tamam, ben vazgeçmiyorum. Beni biliyorsun, ben asla böyle kolayca vazgeçen birisi değilim. Eğitimime devam edeceğim. Ve bir gün senin kadar güçlü olacağım, Crash. Evet, öyle arkanı döne döne gidersin, senin geri zekalı şapşik. Hazır repelimiz varken biraz daha dolaşalım çünkü buradan çıkacağız, belki item falan buluruz.
Buralardan gitmemiştim sanırım. Evet, buradan geçmişim. Bir yere daha bakmak istiyorum. Bakalım burası nereye gidiyor. Çünkü diğer yerde kapı var. Büyük ihtimalle ligin sonu orası. Aşağı düştüm. Bir item var burada. Ne varmış? TM26. Bu Earthquake mi? Bu Earthquake mi abi? Earthquake ise efsane olur ya. Gerçekten efsane olur. E, altta bir tane daha şey var. Onu da alalım. Merdiven var. Oraya gidelim bakalım orada ne var. E, alabildiğimiz bütün itemları alalım. Çünkü artık oyun bitiyor. Earthquake'i öğrenen Pokemon'lar bayağı iş yapabilir. Şuradan da aşağı iniyorum. Full restore bulduk. Pek işe yaramayacak. Bunları satın alabilirim zaten. E, burada da bir işim kalmadı. Direkt artık burayı terk edebilirim. Repel'in etkisi bitti. Bir tane daha kullanırız. Evet, bir tane daha repel kullandım. Buradan mı gelmiştik? Evet. Artık buradan tamamıyla çıkabilirim. Arkadaşlar, Pokemon'larıma Earthquake öğretebilirim belki bazılarına. Evet, artık lig için hazırız. Lig binasına giriyorum. Pokemon'larımı iyileştireceğim ilk olarak. Ve lig beni bekliyor. Belki bu bölüm final bölümü bile olabilir, biliyor musunuz? Yani emin değilim şu an ama ben zafer yolunda bayağı zorlanacağımızı sanıyordum. Hiç zorlanmadık. Takır takır geçtik. Şimdi ilk olarak koyulacak Pokemon'ları koyalım. Togetic ölmüştü. Togetic'i mezara atıyorum ve Tauros'u alacağım takıma. Boş yere kasmamış olalım. Of ya, Enel'in ölmesi bayağı üzmüştü. Boynuzluyu alıyorum. Biraz saldırı öğretelim. Aslında çok fazla TM bulabilirdim ama TM peşinde koşmadım pek. 26. Evet, Earthquake efsane. Kime öğreteceğim? Boynuzluya öğreteceğim abi. Evet. Neyi siliyorum? Trash, Horn Attack. Trash kalsın ya, güçlü. Horn Attack siliniyor. Ve boynuzluya Earthquake öğrettim. Arkadaşlar, artık terör estirebileceğiz. Başka bir Pokemon öğretmiyorum. Saldırılarım iyi. Eşya alabiliyorsam onları alacağım. Hyper Potion alıyorum. 20 tane yeterli olacaktır. Güzel. Full Heal alayım. Kaç tane? 10 tane yeterli olur. Güzel. Şimdi biraz bodoslama dalacağım çünkü Elite 4'te kim hangi Pokemon'lara sahip gerçekten bilmiyorum. Selamünaleyküm dayı. Sen Elite 4 ile mi savaşacaksın? Hazır olduğuna emin misin? Eğer biraz daha eğitime ihtiyacın varsa benim Abram sana yardım edebilir ve seni evine ışınlayabilir. Gerek yok. Gerek yok abi. Evet, hazırım ve nazırım arkadaşlar. Elite 4'e dalacağız. Bakalım becerebilecek miyiz? Nereden giriyorum hocam? Evet, buradan galiba. Ya lütfen arama, bak seri bitiyor, arama kadın, beni arama ya. Ya bana ne, bak ne diyor, ben Beverly diyor, iş nasıl gidiyor diyor. Ben de işte EV'mi giydirdim falan diyor, eskisinden daha hoş gözüküyor diyor. Tahmin et diğer gün ne oldu diyor. Tekrardan Pidgey yakalamakta fail oldum diyor. Belki de bu işte iyi değilimdir, bye bye diyor. Ya böyle çok konuşan kadınlardan nefret ediyorum ya, sus be kadın. Evet, Elite 4'e girdim. İlk savaşacağım kişi, tahmin edelim, bu buz. Buz Pokemon'ları var. O zaman ben de buza karşı neyi kullanabilirim onu düşüneyim. Yani Lakos'u kullanabilirim sanırım. Çünkü mantıklı karar verelim, mantıklı düşünelim. Robin çarpı 2 yer. Burun belki bir şeyler yapabilir. Lahana bitki türü olduğu için çarpı 2 yer. Hop çarpı 2 yer. Boynuzluya da pek güvenmiyorum açıkçası. Lakos'un Dynamic Punch'ına güveneceğim. Pokemon Ligi'ne hoş geldin Crash. Kendimi tanıtmama izin ver. Ben Elite 4'ün Lorelei'siyim. Buz Pokemon'larına, iş buz Pokemon'larına gelince benden iyisi yoktur. Ve dondurma saldırıları oldukça güçlüdür. Senin Pokemon'ların
Donduğu zaman benim merhametime ihtiyaç duyacak. Ha ha ha. Hazır mısın? Hazırım. Aa, bunlar kantonun elit dördüydü. Biz kantonun elit dördüyle savaşacağız. Level'lar kaç hocam? Devgon. 43 level. İyi ya, level'lar yakın. Bir şeyler yaparız. Ben de 46 level'ım. Dynamic Punch yapıyorum. Evet, direkt Dynamic Punch'ı suratına yapıştırdım Devgong'un çarpı 2 booster'ı olduğu için. Çok az bir canı kaldı. Şimdi pot falan kullanacak ya. Kendine vur, bitir işini. Lütfen kendine vur. Lütfen, lütfen, lütfen. Aaa! Take down yaptı. Kendi canı da gidecek. Kendi canı da gidecek. Evet, Devgong'u yendik. Keşke biraz daha level kassaydım. Cloyster. Cloyster su ve buz türü Pokemon. Yine buz saldırıları var. Sıkıntı. Dynamic Punch'ın da çok az PP'si var. PP arttıran bir şeyim yok. Dynamic Punch deniyorum. Yine vurdum, yine vurdum. Harika. PP arttıran ne vardı? Keşke o item alsaydım. Bak onu hep unutuyorum. Rakibimiz yine Confuse oldu. Kendine vur, bitir işini. Kendine vurdu, süper. Artık Waterfall yapmam lazım. Yani lüksüm yok. Evet. Confuse olması yok oldu. Bize Ice Beam yapıyor. Keşke katı falan silseydim. Bak aptallıklara bak ya. Thunder Punch öğretseydim. Tekrardan Waterfall yapıyorum. Evet. Kritik vurduk şansa bala. Kritik vurduk. Ve Cloyster'ın da işini bitirdik. Bakalım rakibi sıradaki Pokemon'u ne? Lapras. Devam edelim hocam. Devam edelim. Fight. Dynamic Punch deniyorum. Vuramadım. Lanet olsun vuramadım. Lapras Hydro Pump yapıyor. O kadar fazla vurmaz ya. Evet, vurmadı da. Tekrardan Dynamic Punch deniyorum. Bu sefer vurdum. Harika. 44 level Lapras var. İşini bitirebilecek miyiz acaba? Güzel. Canı sarıya indi ve konfüs oldu. Harika. Lapras kendine vur. Lütfen kendine vur. Tekrardan Hydro Pump yapmaya çalıştı. Iskaladı. Waterfall yapıyorum. Çok az bir canı kaldı. Lütfen kendine vur. Lütfen kendine vur, bitir işini. Aa, yaşasın be, yaşasın be. Adamsın Lakos, adamsın. Süper gidiyor abi, süper gidiyoruz. Rakibi sıradaki Pokemon'u Jinx. Kendisi buz ve psişik türü bir Pokemon. Evet, Jinx'in karşısına ne çıkaracağım belli arkadaşlar. Çıkaracağım Pokemon Burun. Çünkü hayalet türü saldırıları var. Ve psişiğe çarpı 2 vuracak. Git Burun. Fight. Direkt Shadow Ball yapıştırıyorum suratına. Bitir işini oğlum, hadi. Level farkı az. Keşke biraz daha kassaydım ya. Jinx'in çok az bir canı kaldı. Süper efektif. Sweet Kiss yaptı. Bizi uyutuyor. Bizi... Yok, Confuse ediyor. Özür dilerim. Bu uyutmuyor muydu ya? Confuse ediyordu ya. %100 Confuse ediyordu. Evet, karıştırdım. Özür dilerim. Kendimize vurduk. Lanet olsun. Lanet olsun. Ice Punch yapıyor. Az vurdu. Sıkıntı yok. Shadow Ball. Bazen karıştırabiliyorum saldırıları. Kusura bakmayın. Ya kendine vurma artık. Vurun. Kendine vurma. Ice Punch. Evet, canımız tehlikeli miktara iniyor. Ya Pokemon'umu riske atmayacağım abi. Bir sürü Hyper Potion'um var. Direkt Burun üzerinde kullanıyorum. Ve Burun'u iyileştiriyorum arkadaşlar. Jinx bize Ice Punch yapıyor. Not very effective. Tekrardan bir Shadow Ball'a bakarsın. Confuse, kendine vurma, lütfen kendine vurma. Ya Burun, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Yeter. Tamam, karşımızdaki rakip güçsüz de kendini sürekli vurma. Ne yapmalıyım? Puf, kendime vurdum. Gerizekalılık yapma. Bite. Hele şükür. Evet, Bite'la rakibimin işini bitiriyorum. Jinx'in işini bitirdim. Son Pokemon'u, rakibimizin son Pokemon'u Articuno mu? Articuno mu? Yok artık. Yok artık. Kendisi uçan ve buz türü bir Pokemon. Buna karşı ne yapabilirim gerçekten bilmiyorum. Burun'la devam edeceğim. Burun'la devam edeceğim. Articuno ne abi? Fight, sen nereden buldun Articuno'yu? Shadow Ball. Special defansı düştü, harika. Ne yapıyor? Parladı. Kuş saldırısı mı ne yapacak?
Yapacak bir şey yok. Shadow Ball atma. Aa, vurabiliyorum evet. Halen daha vurabiliyorum. Shadow Ball attım. Sky Attack yapıyor. Umarım teklemez. Umarım teklemez. Neden Firov'a dönüştün? Neden Firov'a dönüştün? Yapma. 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 Bir can ne? Bir can ne? Bir can ne? Abi. Abi. Aaa. Ucuz atlattık. Resmen ucuz atlattık. Bu ne? Bu ne abi? Çok heyecanlı gidiyor ya. Sky Attack'ına tüküreyim senin. Bak yine Sky Attack yapacak. Bitir şunun işini. Articuno ne abi? Shadow Ball. Yendik be, yendik be. Lorelei'yi böylece yendik. Articuno'sunu devirdik. İlk rakibimizi erittik. Articuno yendik ya. Elveda Lorelei'cim. Bakalım devamı gelecek mi? Ben kendime pek güvenmiyorum. Düşündüğümden daha iyisin. Hadi devam et diyor. Sadece Pokemon Ligi'nin gücünü tat diyor. Şimdi bir ayar çekelim. Aa, çok korkuyorum, çok korkuyorum. Max Ether kullanıyorum. Neye kullanıyorum? Lakos'un Dynamic Punch'ına kullanıyorum. Keşke Ice, yani Thunder Punch öğretmem lazım bir Pokemon'a. Hyper Potion. Lakos'a. Thunder Punch kime öğretebilirim ya? Bir bakalım. Evet, kimse Thunder Punch öğrenmiyor. Adamın dibisiniz. Başka elektrik saldırım var mı abi? Yapmayın. Yapmayın abi. Thunder, yani bir şey olmalı. Yok. Sıkıntı yok o zaman. Devam edeceğiz. Kaya saldırımız var mı? Stone Edge falan yok değil mi? Rollout var. Rollout da olur aslında ya. Yani yapacak bir şey yok. Rollout da öğrenemiyorlar. Süper. Yapacak bir şey yok. Devam ediyoruz. Bu kadroyla. Şimdi kimle savaşacağız? Bruno mu lan? Bu Koga. Koga. Koga ile savaşacağız. Yani Kanto tamamen Kanto şeyi değil aslında. Koga zehir türü Pokemon'lara sahip. Robin'i kullanabilirim ya. Boynuzlu'nun Earthquake'i var. Boynuzlu'yu öne alalım abi. Boynuzlu iş yapar yani. Selamünaleyküm Koga. Ben Elite 4'ün Koga'sıyım. Gölgelerde bir ninja gibi yaşıyorum. Benim stilim seni yok edecek. Konfüs etme. Baş döndürmesi. Uyutma. Zehirleme. Benim gizli tekniklerimin kurbanı olmaya hazır ol. Bakalım Pokemon'ların yeterince güçlü mü diyor. Bakalım. Koga Bey bakalım. GM lideriydi. Ne ara rütbe atladım bilmiyorum. 5 Pokemon'u var. Evet, Beedrill çıkardı. Kendisi böcek ve zehir türü bir Pokemon. Ateş türü saldırımız yok. Şey de işe yaramayacaktır. Toprak türü saldırımız da işe yaramayacaktır. Çünkü rakip hem böcek hem zehir. Headbutt yapacağım. Uçan saldırımız da var mı? Yok. Veya vardı, evet. Olsun, headbutt'la çok iyi vurduk. Flinch ettik. Adamsın boynuzu. Adamın dibisin ya. Evet, bir headbutt'la daha Beedrill'in işini bitiriyoruz. İlk kurbanımızı rakip ilk kurbanını verdi. Rakibin sıradaki Pokemon'u ne? Venomoth. Kendisi zehir ve böcek türü Pokemon. Robin, sahaya çık. Wing Attack kullanmanın zamanı geldi. Çok heyecanlıyım ya. Oyun bitiyor yani. Şu an oyunu bitiriyoruz arkadaşlar. Wing Attack yapıyorum. Bitir işini ya, vallahi uğraştırma hadi. Öl. Çok az bir canı kaldı, süper efektif. Venomoth süpersonik yapmayı denedi, bizi etkilemedi. Tekrardan Wing Attack yapıyorum ve Venomoth'un da işini bitiriyorum arkadaşlar. Umarım siz de benim heyecanımı paylaşıyorsunuzdur. Ben çok heyecanlıyım çünkü. Yani gerçekten bu bölüm biteceğini düşünmüyordum. Yani bu serinin biteceğini de pek düşünmüyordum. Robin 47 level oldu. Bakalım rakibin sıradaki Pokemon ne? Fortress. Lanet olsun, lanet olsun, çünkü sen de anneni lanetlemişsin. Fortress böcek ve çelik türü bir Pokemon. Ateşten çarpı 2 yiyor. Ateşten çarpı 4 yiyor, özür dilerim. Yani neyle çarpı 1 vuracak bir saldırı lazım. Ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Çarpı 1 kim vurabilir ki?
Sıkıntı hocam, sıkıntı. Lacoste çık sahaya. Waterfall zamanı. Yani bunu öyle taktiklerle yenemeyiz. Umarım explosion falan yoktur. Çok küfür ederim. Çok küfür ederim. Fight. Dynamic punch atmayı denesene be. Aferin, süper. Evet, confuse ettik. Bu da bir şeydir. Bu da bir şeydir. Kendine vur gerizekalı. Kendine vur. Adamsın. Adamsın aptal çocuk. Fight. Tabii kendisine de fazla vurmuyor. Neden fazla vurmuyor? Çünkü tank. Waterfall yaptım. Confuse oldu. Bir kere daha kendine vur. Tadından yenmez. Tadından yenmiyor be. Adamsın. Bitir işini. Allah'tan pot falan kullanmıyor ya Elite 4 üyeleri. Evet, Fortress'ın da işini bitirdik arkadaşlar. Çok güzel ilerliyoruz. Çok mükemmel ilerliyoruz. Lacoste 47 level oldu. Screech öğrenmek istiyor. Aslında işe yarayabilir. Ya katı silebilseydik çok güzel olurdu. Evet, süper. Neyi sileyim ki abi? Silinecek bir şey yok. Gerek yok. Defans düşürmeden de olur ya. Rakibin sıradaki Pokemon'u Muk arkadaşlar. Boynuzunun Earthquake'inin zamanı geldi. Bir Earthquake'le Muk'un işini bitirebiliriz umarım. Bak eski Muk ne güzeldi ya. Şimdi alalı Muk'a bak, adam gökkuşu aldı anasını satayım. Yalnız adamların Pokemon'ların level'ları gitgide artıyor. Earthquake yapıyorum. Yani bizi zorlayacaklar yani. Daha ikincisinde level'ları 47 olmaya başladı. Güzel, canının yarısından fazlasını indirdik. Rakibimiz minimize yapıyor kendisine vurmamızı engellemek için. Küçüldü küçüldü, minicik kaldı. Bu ne oğlum, minicik kaldı. Earthquake yaptık, küçülmesi hiçbir işe yaramadı. Ve Muk'un işini böylece bitirdik. Harika. Evet, boynuzu level atlayamadı. Rakibin son Pokemon'u Crobat. Yani bunu buz türü bir saldırıyla yenebiliriz. Kendisi uçan ve zehir türü bir Pokemon. Benim Golbat'ım var, Crobat'ım yok. Yani Bruno'a güvenebilirim veya Lacoste'a güvenebilirim. Bruno'a güveneceğim, evet. Bruno'a güveneceğim. Kaç level? 49 level abi, bu level'lar ne? Ya ben çok ezik kalıyorum. Ben çok ezik kalıyorum. Fight. Icy White. Double team yaptı, görülmezliğini arttırdı. Icy White yaptı, hızını yavaşlatacağız. Ve buz türü saldırı, same type atak bonus falan da alıyoruz. Güzel, canın neredeyse yarısını aldık. Hızı düştü. Tekrardan Icy Wind yapıyorum. Bu bölümde bitiyor arkadaşlar. Bu seri bu bölümde bitiyor. Evet, Crobat'ın da işini 2 vuruşta bitirdik. Keşke biraz daha level kalsaydım. 50 falan olsaydım. 47 level olduk. Evet, Koga'yı da böylece yeniyoruz. Hiçbir Pokemon kaybetmedim. Değerini kanıtladın diyor, parasını aldık. Yapabildiğim her şeyi yaptım. Benim çabalarım nafile oldu diyor. Kendimi geliştirmeliyim diyor. Bir sonraki odaya git diyor. Ve çabalarını göster diyor. Gidelim hocam. Bu ne? Kim var? Bruno. Bruno. Dövüş türü Pokemon'ları var. Lanet olsun. Lanet olsun çünkü... Golbat'a güvenebilirim. Hayalet türü olan Bruno'a güvenebilirim. Bir şeyler yapacağız. Golbat başa çık. Robin. Hadi bakalım. Ben Elite Four'un Bruno'suyum diyor. Her zaman ekstrem sınırlarda eğitim gördüm diyor. Ve potansiyellerimize inandım diyor. Bu yüzden biz çok güçlü olduk diyor. Bizim gücümüze katlanabilecek misin diyor. Sende korku görmüyorum diyor. Kararlı gözüküyorsun diyor. Savaş için harika diyor. Hazır mısın Crash diyor. Benim über süper gücüm karşısında boyun eğeceksin diyor. Ha 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 yapıyor Noel Baba gibi. Gel bakalım Karoğlan.